Turgut Alp Boyraz, Anadolu Ajansı Kudüs temsilcisi, teşekkür ediyoruz aktardığınız detaylar için. Bahsettiği üzere Turgut Alp Boyraz'ın da şu anda kapılar açılmış değil, namaz vaktine az kaldı ve girecekler mi, girebilecekler mi, ibadet için giremeyecekler mi şu anda net değil. Konuğumuz var İstanbul Stüdyo'da bizimle birlikte, Muhammed Demirci, Mirasımız Derneği Genel Başkanı ve bu dernekte Kudüs ve civarında Osmanlı mirasını koruma ve yaşatmaya hedefli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi yeni bilgileri aldık. Ulemanın bir çağrısı vardı ama kapı açılmayabilir. Açılmazsa ne yapar orada bekleyenler? Önce siz bu atmosferi nasıl değerlendirdiniz? Sizden bir yorum rica edelim. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz olayları ilk günden itibaren takip ediyoruz. 14 Temmuz itibariyle başladı olaylar. 3 gün Mescid-i Aksa kapalı kaldı. Kudüsliler Mescid-i Aksa'yı korumak için canlarıyla, bedenleriyle Mescid-i Aksa'nın kapılarında nöbet tuttular. Mescid-i Aksa açıldı. Ama açıldıktan sonra Mescid-i Aksa'nın dedektörler, X-ray cihazları, kameralar meselesi geldi. Yani aslında buradaki olay şu: İsrail Mescid-i Aksa'yı tamamen kontrol altına almak istiyor. Hakimiyetini eline almak istiyor. Kudüsliler de yıllar boyunca 1967 savaşından itibaren bugüne kadar Mescid-i Aksa Ürdün Vakıflar Bakanlığı'na bağlı statü olarak, uluslararası statüde. İsrail bunu yıllardır kırmak istiyor. Ürdün Vakıflar Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'nın kontrolünü kendi zimmetine geçirmek istiyor. Kudüsliler de buna kesinlikle müsaade etmiyorlar. Bu yeni bir olay değil. Yıllardır süren bir mesele. İsrail normalde 2011 yılında Mescid-i Aksa ikiye bölecekti. Biz bunu defaten dile getirdik ve 2014 yılında Mescid-i Aksa'yı tamamen ortadan kaldıracaktı. İsrail hedefinde bu vardı. Ama Kudüsler bu hedefi bildikleri andan itibaren Mescid-i Aksa'nın içerisinde sürekli nöbet tuttular. Yani bu nöbet tutma meselesi, kapılarda bugün nöbet tutulan, evet bugün sayı biraz fazla ama bu sürekli Mescid-i Aksa'da 350 bin Kudüslülerin Mescid-i Aksa'nın içerisinde sürekli nöbet tuttular. Mescid-i Aksa ikiye bölmesine müsaade etmediler. Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Mayıs ayındaki Vakıflar Haftası'ndaki ifadesinde Mescid-i Aksa 144 dönümlük bir alanın tamamıdır ve burası tamamen Müslümanların bir ibadet yeridir. Kesinlikle hiç kimsenin Mescid-i Aksa'ya müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Kesinlikle bunu ifade etti. 2016 yılında 16 bin fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'nın içerisine girerek Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini çiğnedi. Bunu da Cumhurbaşkanı ifade etti konuşmasında. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kudüsliler bunu kesinlikle kabul etmiyorlar. Yıllardır Mescid-i Aksa'nın içerisine nöbet tutarak Mescid-i Aksa'yı muhafaza ettiler. Bugüne kadar Mescid-i Aksa'yı getirdiler. İsrail'de El Halil şehrindeki Halil Rahman Camisi'nin de yaptığı, 94 yılında yaptığı meselenin aynısını bugün Mescid-i Aksa'da yapmak istiyor. 94 yılında El Halil Camisi'ni ikiye böldü. Mescidin şu an caminin %60'ı sinagog ve %40'ı Müslümanın ibadet yeri. Mescide girmek dedektörler ve parmaklıklarla arasından ancak mescide girebiliyoruz. İsrail istediğini alabiliyor Mescid-i Aksa, El Halil Camisi'ne ve istemediğini almıyor. İsrail bugün Mescid-i Aksa'da aynı olayı tekrarlamak istiyor. Mescid-i Aksa'nın kontrolünü tamamen kendi zimmetine geçiriyor, geçirmek istiyor. Ama Kudüsliler buna kesinlikle müsaade etmiyorlar. Mescid-i Aksa'nın içerisinde nöbet tutuyorlar ve Kudüslilerin net bir şekilde ifadesinde şunu söylüyorlar özellikle Türkiye'ye: buraya en son Osmanlı hakimdi ve tekrar bizim Osmanlı'nın buraya gelmesini istiyoruz ve bu topraklar Müslümanların topraklarıdır. Şu an uluslararası kanunlarda bile İsrail orada işgal devleti konumunda. Birleşmiş Milletler'de İsrail'in konumu işgal devleti olarak biliniyor. Kudüsliler de bunu bildikleri için tekrar şu net bir şekilde Müslümanların verdikleri ifadesinde ve sürekli Türkiye bayrağını Mescid-i Aksa'nın içerisinde dalgalandırarak bu ifadeyi tekrar Müslümanlara, tekrar Türkiye'ye vermek istiyorlar. Tarihte önemli bir mesaj var aslında, bir olay var 1967 savaşında. 1967'de İsrail tankları Mescid-i Aksa'nın içine kadar girdiler ve Mescid-i Aksa'yı işgal ettiler. Bir hafta boyunca Mescid-i Aksa'yı tamamen kapatmışlardı o yılda. Kudüslerin kendi ifadelerinde şunu söylüyorlar: o yılda
Türkiye'nin büyükelçisi Mescid-i Aksa'nın kapılarına, Mescid-i Aksa'nın içine gelerek İsrail askerlerine ve oradaki sorumlu İsrail komutanına şu ifadeyle şunu söyledi: siz Arapları yenmiş olabilirsiniz ama burası Mescid-i Aksa, burası Müslümanların mekanıdır. Kesinlikle Mescid-i Aksa'nın yok olmasına, Mescid-i Aksa'yı bu şekilde işgal edilmesine müsaade etmiyoruz ve biz bunu kabul etmiyoruz. Bu ifadeden sonra Mescid-i Aksa tekrar Müslümanlar açıldı ve Ürdün Vakıflar Bakanlığı'na bağlı kaldı ve bugüne kadar o şekilde uluslararası statüde kanunlarda. Biz Kudüslüler bunu bu şekilde görüyorlar ve şu an verdikleri mücadele, bu mücadele son ulaştığımız nokta noktada İsrail geciktiği her saatte tekrar daha zararlı hale geliyor. 13 Temmuz'daki duruma, statüye Kudüsler şu an dönmek istiyorlar. Net bir şekilde ifadelerinde bu. Mescid-i Aksa'nın kapılarında kesinlikle arama tarama olmayacak. Mescid-i Aksa'nın içerisinde kamera olmayacak. Eksiği cihazları olmayacak. Ve denetim tamamen Müslümanların ve Ürdün Vakıflar Bakanlığı'na bağlı kalacak. Bunu bu şekilde Kudüsler ifade ediyorlar. Bunu istiyorlar. Bugün çünkü bütün Kudüslerin, bütün isteklerin hepsi yerine getirildi. Bir tek olayın olduğu Hıtta kapısı şu an kapalı. Az önce ifade edilen Anadolu Afan muhabiri ifade ettiği gibi. Ve bu kapının açılmasını şu an bekliyorlar. Burada Kudüs alimleri ciddi anlamda aktif bir rol üstlendiler. Onlar, Allah onlardan razı olsun kesinlikle. Onları nasıl tavır alacaklarını düşünüyorsunuz? Çünkü ulemanın çağrısı var bir taraftan. Hem aslında dedektörler kalktığında içeride ibadet edilmesi için, hem de cuma için, cuma namazı için de hep birlikte burada ibadeti gerçekleştirelim diye. Ama şu anda da kapının açılmadığı bilgisi var. Yani kapı açılmazsa nasıl tavır alırlar sizce? Ulemanın tavrına dair siz ne tahmin ediyorsunuz? Ulemanın tavırları netti. Yani Mescid-i Aksa'yı, ikindi namazını Mescid-i Aksa'da kılacağız. Fakat Hıtta kapısının açılması gerekiyor. Çünkü ulemanın burada çağrısı 13 Temmuz'daki statüye tekrar dönmek var. Eğer 13 Temmuz'daki statüye tekrar dönmez derse, Hıtta kapısı açılmazsa o zaman aynı eylemle devam edecek. Ve İsrail burada yani net bir şekilde bu kapının açılması ve buradan Müslümanların gerginlik ortamının ortadan kaldırılmasına kendi bir adım atması lazım. Çünkü geciktiği her saatte tekrar daha fazla zararlı hale geliyor ve şu an İsrail ciddi anlamda çıkmaz bir yola devam etmeye çalışıyor. İsrail basını da bu anlamda, ciddi anlamda İsrail'i devlet olarak, İsrail'i suçluyor. Bu tavırları kontrollü değildi. Müslümanların nabzını almadan bu tavırları aldığını İsrail medyası şu an ciddi anlamda devleti, hükümeti eleştiriyor. İsrail devleti de bu noktada eğer bugün Hıtta kapısındaki olayı çözmezse, geçtiğimiz cuma gibi yarın da ciddi anlamda olaylar olacaktır Mescid-i Aksa'da ve bunun sorumlusu sadece İsrail devleti. Başka hiç kimseyi burada sorumlu tutamayız. Çünkü Mescid-i Aksa uluslararası kanunlarda da Müslümanların hakkıdır, mekanıdır ve bunun açılması lazım. Bunu sadece biz söylemiyoruz. UNESCO geçtiğimiz 3 ay önce bir karar çıkartmıştı. Mescid-i Aksa tamamıyla Müslümanların ve Yahudinin, İsrail'in kesinlikle hiçbir hakkı yok diye bir karar çıkarttı. Ve bundan 6-7 ay önce de başka bir karar çıkartmıştı. Mescid-i Aksa'nın altında, civarında yapılan kazı çalışmalar, bunlar tamamıyla Mescid-i Aksa'nın zeminini, Mescid-i Aksa'yı tehlike altında alınan, Mescid-i Aksa tehlikeye atılan bir çalışmadır ve bunu da İsrail devleti durdurması gerektiği yönünde bir karar çıkarttı UNESCO. Yani bu olayın tamamı uluslararası camia da İsrail gittikçe yalnızlaştırıyor kendini. Mescid-i Aksa'yı Müslümanların hakimiyetine bırakması gerektiğini biz bunu yıllardır ifade ediyor. Kendisi de bunu ifade etmesi lazım ama sürekli Mescid-i Aksa'yı, İsrail şunu istiyor: Mescid-i Aksa'yı kontrol almak için elinden gelen her şeyi yapıyor. 2009 yılında İsrail bir karar çıkarttı. Kudüs Belediyesi Mescid-i Aksa'yı, yani 144 dönümlük alanın tamamını, Mescid-i Aksa'yı kamu alanı olarak ilan etti. 2011 yılında ikiye
bölmek için bir kamu alanı olarak ilan etti. Ve sürekli Mescid-i Aksa'nın içerisine fanatik Yahudileri Mescid-i Aksa'nın içerisine alarak Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini çiğnemeye çalışıyordu. Bunu yıllardır Kudüs halkı bildiği için Mescid-i Aksa'nın içerisine nöbet tutuyorlar. Ve Kudüs halkı net bir şekilde bir ifadeyle burada Müslümanların hakkıdır ve biz burayı bu topraklar son Osmanlı'nın hakimiyetindeydi ve o hakimiyeti tekrar dönmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Mescid-i Aksa'nın içerisinde zaman zaman Türk bayraklarını da orada dalgalandırarak Türkiye'ye bakış açıları kesinlikle Türkiye'nin buraya sahip çıkması gerektiğini ifade ediyorlar. Ve burada biz yani hem halk nezdinde hem de sivil toplum kuruluşları nezdinde hem devlet nezdinde Mescid-i Aksa'nın daha fazla sahip çıkmaya ihtiyacı olduğunu görmüş oluyoruz. Sadece 350 bin Kudüslünün savunduğuyla kalmaması gerektiğini düşünüyoruz, ifade ediyoruz. Bunu sürekli inşallah Türkiye'den bizim Mescid-i Aksa'ya sahip çıktığımızda Mescid-i Aksa'nın konumu çok daha iyi noktalara gelecek. Ve şunu da bilmemiz gerekiyor. Mescid-i Aksa'nın işgal altında olduğunu biliyoruz. Uluslararası camiada da bunu biliyor. Birleşmiş Milletler de bunu biliyor. Biz şunu istiyoruz aslında, sadece hıtta kapısının açılması değil. Mescid-i Aksa'daki yapılan zulümler, Mescid-i Aksa yapılan işgal derhal durdurulmalı. Bunu bu şekilde ifade ediyoruz. Ve İsrail de bunu bildiği için Mescid-i Aksa'yı sürekli hakimiyet kurmaya çalışıyor. Müslümanlar da bunu kabul etmiyorlar. Merak ettim bu söylediğinizden. Yani Türkiye'ye yönelik de daha fazla beklenti var diyorsunuz ya. Yani açıkçası son dönemde Cumhurbaşkanı'dan, muhalefetten ses yükseldi. Mescid-i Aksa'daki uygulamalara yönelik olarak Türkiye'den daha da mı fazlası bekleniyor? Bu ses böyle yükseldiği için Mescid-i Aksa'da bugün durumlar daha iyiye gitti şu an. Yani son gelişmeler son 3 yılda, son 3 günde, 4 günde İsrail'in tavrı değişti. İlk ekseri cihazlarını kaldırdı. Ondan sonra dedektörleri kaldırdı. Dün parmakları kaldırdı. Ve bugün kapıları açtı. Bir tek hıtta kapısı kaldı. Bu ne zaman oldu? Bizim ilgimiz, alakamız muhalefet dahil Mescid-i Aksa ile alakalı bilinçlenme, bilgilenme ve ilgilenme daha fazla olduğu için. Biz bunu bu şekilde istiyoruz ve bu tavır buradan devam ettiği müddetçe Mescid-i Aksa'nın durumu daha iyi gidecek. Çünkü bu bizim sadece Müslüman olarak istediğimiz mesele değil. 350 bin Müslümanın, Kudüs'te yaşayan 350 bin Müslümanın hepsinin topyekun aynı şekilde ifade ediyorlar. Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e giden Türkiye'den giden turistlere Kudüs'ler kapılarını açıyorlar ve siz burayı en son siz terk ettiniz ve tekrar siz gelmeniz gerekiyor ifade ediyorlar. Bu da tüm Müslümanların gözünde Türkiye'nin farklı bir konumda olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz 2 sene önce Diyanet İşleri Başkanı Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya gittiğinde Mescid-i Aksa'nın tarihinde, yani işgal tarihinde son yıllarda, yani Osmanlı Kudüs'ten çıktıktan itibaren bugüne kadar Kudüs'lü olmayan ilk defa Diyanet İşleri Başkanı Mescid-i Aksa'nın içerisinde Cuma hutbesini verdi. Bu Mescid-i Aksa tarihinde böyle bir şey olmadı. Ve o hutbeyi verdikten sonra da hiç kimse hutbeyi vermek için Kudüs'leri kabul etmediler. Ciddi anlamda Türkiye'ye teveccühleri, Kudüs halkının teveccühü ciddi anlamda yüksek ve evet. Türkiye'nin Kudüs'e teveccühü de ciddi anlamda yüksek. Son soru size Muhammed Bey, bir taraftan da oradan haber gelecektir kapıların açılıp açılmadığına dair ya da bugünün sonunda yarın neler olacağı Mescid-i Aksa ve çevresinde, ama siz az önce bahsettiğiniz İsrail basınında da özellikle Netanyahu hükümetinin bu adımına yönelik tepkiler var diye İsrail içindeki tartışmaları siz nasıl takip ettiniz Mescid-i Aksa konusunda? Orada da farklı sesler var. Kim ne söylüyor? Siz oradaki kamuoyundaki tartışmayı nasıl buldunuz, onu da sormak isteriz. Evet, şimdi İsrail hükümeti sağ görüşlü vatandaşların nabzını yokladı ve onları aslında bir nebze besledi. Mescid-i Aksa'yı ele geçirmek için sürekli devleti
zorlayan bir ekip var, sağ görüşlü ekip. Ve biz onu, Mescid-i Aksa'yı bu olayı yapıldıktan sonra sol görüşlü olan partiler buna karşı bir cephe kurdular. Çünkü devlet burada politikasını doğru bir şekilde yönetmedi. Ve bu şu an İsrail medyasında, gazetelerde bir tartışma haline geldi. Dün bir gazete, İsrail bir basınında bir gazete, gazeteci şu, İsrail gazeteci yazar bunu köşeden şunu yazdı: Mescid-i Aksa bugün açılmazsa yarın İsrail devletinin zararı daha fazla olacak. Hı. Ve İsrail bu süreci doğru yönetmedi. Sonunu da Mescid-i Aksa'daki durum daha da sıkıntıya girecek. Başka bir gazeteci, farklı bir gazetede şu ifadeyi kullandı. Vatandaşlara hitaben ifadeyi kullandı. Dedi ki bu süreçte Mescid-i Aksa İsrail tarafından yıkılmazsa, tamamen ele geçirilmezse, daha bu tarihten sonra kesinlikle İsrail Devleti Mescid-i Aksa'ya dönerek hiçbir uygulama yapamayacak, hı hı, diye bir başka bir gazetedeki ifadede. Yani şunu söyleyeyim, İsrail dışarıdan göründüğü gibi değil, yani tek devlet gibi uygulamalarda yani tavırları net olan bir devlet değil. İçerisinde ciddi anlamda çürükler var. Ve bunlar sürekli devleti suçlayan, İsrail'i suçlayan, basınında ciddi anlamda sıkıntı olan bir devlet. Ve böyle bir durumda Mescid-i Aksa'daki bu olayı yani çete devleti gibi bir uygulamayla yapmaya çalıştı. Dedektörü koydu, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Müslümanların namusunu, Müslümanların onurunu hiçe sayarak bu uygulamaları yaptı ve Kudüs halkı tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunda İsrail burada çıkmaz bir hale geldi ve dışarıdaki ülkelerle irtibata geçerek biz bu çıkmazdan nasıl çıkarız diye düşündü. Bunu bütün İsrail basınında bunu konuşuyorlar. Ama bunun çaresi yine Kudüs halkına ve Kudüs'teki alimlerde çaresi sadece orada ve İsrail bu çareyi ve bu sorunu sadece Kudüslerle çözebileceğini anlıyor ama anlamak istemiyor ve şu anki mevcut durumda anlamış olması gerekiyor. Kudüs alimleri ve Kudüs halkı ifadelerinde tavırdan net oldukları için Mescid-i Aksa açılacaktır. Biz bunu görüyoruz. Hı hı. Hıtta kapısı da açılacak ve bütün Kudüs halkı Mescid-i Aksa'nın içerisinde özgür Mescid-i Aksa'da namaz kılacaklar. Hı hı. Ve bu olaylar inşallah yarın olmadan bitecek. Peki, teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Muhammed Demirci, Mirasımız Derneği Başkanı, sağ olunuz. Devam edeceğiz.